aşkım. Günaydın. Kızların hepsi geldi. Arkada kahvaltı hazırlanıyor. Sabah bir uyandım. Diler geldi yanımda. Bu aşırı yeni uyandım. Her yerim şöyle. Kusura bakmayın. Sosyal hızlı bir güncelleme yapayım size dedim. Perdeleri de açalım. Ay, günaydın. Aşkım, günaydın. Tam neyi anlatıyordum biliyor musun? Sabah yatağımda birinin olup... Yatağına biri girmiş ve asla haberi yok. Aşkım, Dilay ve bizi günaydın diye uyandırdı. Ben tam günaydın diyeceğim. Baktım Tutku yanımda. Öyle bakmadım. Tam olarak şöyle baktım. Vallahi şok oldum ama. Çok korkunçtu. İnsan yatağına kimin girdiğini Ben anlamadım. Ben gerçekten anlamadım. Ay, dışarı fırçalayayım ya. Kız çok yeni uyandım. Gerçekten aşırı yeniyim. Aslında dışarıda. Şöyleyiz. İyiyiz. Aşk itoşlarım. Teklif sunuyorum. Dışarı taşıyayım mı? Şurası mı kahvaltı? Evet. Oraya taşıyorum o zaman. Ben taşıyorum. Siz taşıyoruz durun. Gel aşkım, burayı açtım direkt. Burası daha güzel ya. Feril. Görünüyor musunuz? Hayatım, bir uyumuşuz dün. Kendinize gelemeyenizi. Gelemeyenizi, düzelemeyenizi. Yavaş yavaş ben de önemli düşme, sizin olduğunuz yere sileceğim hayatım. Bir uyku. Ev güzel canım. Ev güzel. Sizi nereye koysam onu düşündüm şimdi de. Tripodum yeterince uzun değil. Bu sandalyede oturulacak haliyle. Nasıl yapsak size? Çocuk gelin. Gelin. Şu an yamaç paraşütü konuşuluyor. Ya yamaç paraşütü ne kadar pahalı bir şeymiş bile. Bu arada aşırı korkutucu ve ben gerçekten yapmam. O ayrı muhabbet ama bizim Kübra yapmış aramızda da. Ki Kübra normalde her şeyden korkan, biraz daha böyle hani sağlamcı biridir. Ona şaşırtıcı oldu. Aynı vlog çekiyorum, affedin. Şu an bir de 7000 falanmış sanırım. Yani yapmayız. Yapar mıyız dedik, demedik bile yani aslında. Ben de istiyorum. Kübra'nın harika bir kasası var arkadaşlar. Gerçekten bu. Gerçekten ben alacağım bunu. Linkini istiyorum. Lütfen linkini paylaş. Bisiklet şeyi. Çok iyi. İki de yarım top. Bir de muz. Yani yarım 1,5. 4 olsun. Evet. 1,5 olmuyor. Tamam, 2 olsun o zaman. Tamam, 3. Yani 3 tane yapalım. 3 tane. 1 top yapalım. Tamam. Muz mu bir de? Bir de muz. 5 tane daha yapalım. Üç top alacağım. Sen yarım yarım mı aldın? Yiğitler gibi. Dondurma. Aşkım, yarım almayacağım. Çiçeğim, yarım yarımda sıkıntı yok ki. Anlamadım ben onu. Yarım yarım. Üç top alacağım. Öyle anladım. Adam dedi ki ya. Ben çok yarım top olmuyor dedi. Üç top alacağım. Tam. Evet, 3 tam top alacağım. Geçen kardan 3 top. Ben de 3 top yedim, yeniyor bu arada. Ama yarım seçeneğini bilmiyordum. Ben de yarım alacağım. Ya külahtan akar herhalde mi? Şimdi yani külahı tavsiye ederim. Tamam, kapta alayım ben. Çok mantıklı bu arada. Çünkü benim 3 şey yesim vardı ama yarım olacağını düşünmemiştim. Çok mantıklı. Ben şimdi 4 seçenek aldım. 2 top alacağım, görürsünüz. Eve geldik şimdi, kızlar alışveriş yapıyor. Cansu'nun bekarlığa vedası için balon şişiriyoruz şurada. Onları da göstereyim size. Koşa koşa geldiğimiz için, eve hızlıca bunları başladığımız için hiçbir şey gösteremedim size de. Durun. Şimdi bunları geçirmeye çalışıyorum. Umarım görüyorsunuz. Sudayım. Bright Subin'in susundayız. Biz kapaklarım, her yerim acıyor. Çok fena güneş alerjisi oldum hayatım.
Çok fena güneş alerjisi oldum bu arada. Yani bronzlaşmaya çabaladım ama hani çok da bronzlaşma çabam da olmadı açıkçası. Terden şu an var ya, neyse. Bir panik, bir hızlı olma söz konusu. Umarım yırtılmamışsındır. Yırtıldı. Ben artık... Dizlerimi aşağıya koyamama sebebimi gösteriyorum size. Korkunç bir güneş yanığı, yani güneş yanığı değil de güneş alerjisi oluştu. Görün Bright Tool'un da şöyle gitmiş. Cansu havuza girmek istedi, Bride'ımız. Tüçe de onunla girdi. Büşra da şu an onunla girdi büyük ihtimalle. Ben de bu işleri yapıyorum işte. Terden her yerim isli pişik oldu. Bunu nasıl bağlayacağız hiçbir fikrim yok. Hayatım bunları başardık. Şimdi asması kaldı. Yemekleri falan hazırlamadan önce bir ferahlayalım dedik. Şu şekildeyiz. Yağmur yağmaya başladı. Şimdi sizi kaldıracağım onun için. Açtırıyorum. Şimdi hepimiz duştan çıktık. Duşu beyaz bir şeyler bulduk. Şuraları hazırlayayım. Kamerayı bir yere sabitlesem diye düşünüyorum. Sandalyeyi içeri koyup bir tripodu koyarsak. Aynen. Fotoğrafları telefon şeyi aldık çekeriz mı yanımıza? Anladım. Bundan çekeriz. Bundan da Reels gibi dokuda şey çekiliyor. Sizi fotoğraf makinesi olarak kullanacağız. Ya da bir şey diyeceğim. Videoları bir şey diyeceğim. Video çekeriz hareketli. Yani sabit dururuz ama onu ekran görüntüsü fotoğraf yaparız. Olmaz mı? Video fotoğraf yapıyoruz. Derttir bu arada. Uzaktan çok güzel oldu. İp bunlarla birlikte işte. Bunlara soksak mı diye ondan düşündüm ama emin ol. Bantlayabiliriz bu arada. Bunu elinde tutar da fotoğraf çekilirken falan. Öyle mi yapalım? Bilmiyorum ki. Aynen o kalpleri bantlasın. Ay şimdi çok güzel. Ben silerim şimdi hemen aynen. Dışını çıkarma hiç aynen. Buraya mı? En iki köşe daha ortalar mı? Köşeler o kadar geniş açı çekmeyebilir. Tamam. Ben şimdi şuraya yapacağım bir tane. Kız tel orası. Çok yapışacak mı? Yapışsın. Göstermem lazım. Aşkım tele yapıştırdım. Aşkım. Çıkaramayız telden. Çek bir. Yapıştır. Hayat güzel. Bence bunu yarın düşünelim. Bir şey diyeceğim bu hareketli de. Bir şey diyeceğim tele yapıştıralım. Yani, telden asla sökemeyiz. Camdan yine sökeriz de. Sökeriz ya deme öyle. Yapışmadı cama. Niye cama yapışmadı ben anlamadım. Ah, çok kötü oldu o sinek ilişi ya. Sağa doğru bir tane.
sağa doğru kalbi şey yap. Böyle hani kenara doğru açılıyor gibi. Şöyle mi? Aynen. Yapıştır. İyice bastır. Oldu bak. Oldu. Bence düşecek oldu. Gibi. Bir tane daha yapıştıralım mı? Neresinden yapıştıracağız? Tam ortasına. Aa, çok güzel kokuyor. Kızlar başladı ya. Al bakalım hadi. Başka sektirdeki nasıl çıkaracağız? Ya? Ben onu yağla çıkıyor bunlar. Daha önce denedim. Yağlarız iyice. Sofra. Aslında sen geç bakayım be. Şimdi. Sofra sal bu arada. Hacım da takalım. Bu da gerçekleştiğine göre artık ölebilirim diyorum. Yayın ben yemekleri geliyorum oğlum. Ya mezeyi ne yaptın sen? Bayağı diyordum oğlum. Ya yeşil çok güzel duruyor videoda. Çok güzel. Ancak kendi yeşil giyinize belki bir hissediyorum şu an. Aşkım şey dikilmesin. Aşkım geç fotoğrafını çekeceğim. Aşkım. Şurada neresin? Şurada çok şey ayak ısrar. Çok ayak. Onu direkt alacağım. O benim. Anlatacağım. Bence bunu şu an benden daha fazla. Böyle nasıl? Böyle nasıl? Çok güzel. Tek gerçekten. Birlikte de geç olacak. Tek çekilmez arkadaş. Bir tane aşkım. Nasıl hiç belli olmuş? Bitti zaten, evlendim ben. Nikahı yapmıştım. Şuraya koyuyorum kamerayı da bize çekilelim rahat rahat. Ben zaten evliyim. Dur. Ayakta. Bana olan var ki onu kastediyorum. Allah'ım senin telefondan dur. Sizi fotoğraf çekmek için kullanacağız. Yemek yiyeceğiz hayatım. Fotoğraflarımızı çekildik. Bilgi sayesinde atarım şu an. Hem fotoğraf çekilip hem vlog çekmek birazcık zordu. Kızlar yemeğimizi yaptı. Onu yiyeceğiz. Çılgın eğlence. Çok tatlısın. İyice gecemiz ilerlemeden gözlüğe geçtim ben de. Kardan Ajet'ten mesaj geldi sana. Şu an çok gerildim. Sus. Ha, çekil mesaj bence. 11.50 mesaj. Ajet'ten korkar olduk bu arada. Ajet. Sesimi duyur. Ajet mi? Ajet mi? Bence Ajet. Aslı gibi bir şey bu. Ben Ajet diyesim. Ona da geldi. Ajet diyesim. Bence geldi. Ajet. Ona da geldi. Ajet arkadaşlar. Bence 2 saat ya. Bence. Yapalım mı çekin? Bekleyelim Aslı biraz. Asiti çok garip asiti, ya. Tam ben, asiti. Ben Eryaman. Asiti. Asiti ya. Ben Ajet, ben Sincanlı. Ben Ajet diyordum. Eryaman. Ajet bence. Ben Ajet diyorum. Ajet diyorlar. Ben Ajet diyorum. Ajet. Ben Ajet diyorum. Ajet. Ajet. Ajet'in gibi. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Ajet diyenler el kaldırsın. Ajet. Ajet diyenler el kaldırsın. Ajet diyenler. Hepimiz Tuçe, tamam. Tuçe'ye biz. Ama Tuçe ve Burak'a ait. Asiti diyenler. Asiti diyenler el kaldırsın. Doğrusu Ajet. Ben bir şey yapıp anket açabilir misin? Ajet mi? Ajet mi? Asiti diyenler el kaldırsın. Kesinlikle Ajet. Yok. Asiti diyenler el kaldırsın. Tamam. Asiti. Ama bak A o. Peki Ankamol mi? Ankamol mu? Ankamol. Ben mal diyordum. Ankamol mu diyor? Ankamol ya. O zaman bebekti. Ankamol. Mal diyordum. Ankamol.
Ama anka mol yani bence. Anka mol yani. Mol. Bence de sence. Mol yani. Öyle bir şey vardı. Tamam şimdi oyun kendi şeyini de oynayabilirsin. Kendi seni seçtim. Ay bu başka bir şeymiş değil mi? Yeto. Ben sekreter gözlüğü almaya karar verdim. İnce. Bio eksik. Bio eksik. Ya. Bir dakika. Bir surat gibi. Gerçekten bio eksik. 4 tane kilo. Ben 2000'lere fikseyim yani şu an. Ben kopamıyorum ikililerden. Kimin de memeyi sevmedim bana tarzı. Ben çok sevdim. Mesela düşük bel nefret. Nefret. Ben de nefreti sevdim. Düşük belden nefret yani ben bir kez artık bayılıyorum. O kadar mı iğrenç olabilir? Artık bayılıyorum. Ben normalde... Ve şimdi düşük bel skinny jean giymeye çalışıyorum. Düşük bel bol jean yaptım çok güzeldi. Ben bilemedim ne bu. Geniş bak kahve şey kim seçenler bence çok bayağı iyi moda. Ben açıyorum bakıyorum bunu yani ben iğrenç diyorum yani. Şey diyor. Bence güzel. İlk King'i seçen yakın şeyi. 90'lar şeyim. Yani. Bu arada biz aslında 90'lar çocuğuyuz. Topal. İlk papalı biz çeken. Biz 2000'ler çocuğuyuz. Bu tane şey, alkolsüz bir içecek koyuyor. Ben 2000'leri seviyorum. Tamam. İkinci kralı seçen onun içine bir tane yani alkollü bir şey ekliyor. Bizde cin yani var yani cin ekleyecek istediği kadar. Yani sizin kuşak. Üçüncü papazı çeken o içecekten bir yudum alıyor. Var dördüncü papazı çeken hepsini içiyor. Vay çok iyiymiş. Baya iyi ya benim çok hoşuma gitti bu. Ben hiç dinlemedim ya. Tamam bir dakika bir kişi anlasam hepimiz ağlatacak zaten. Hayır sen adı çekmiyorsun. Biz bunu oynarken Bekir dedi ki ben su içeceğim. Oyunu. O kadar çok su içti ki. Aynısını Hakan yaptı. O kadar yaptı. Çok su Hakan içti ki. Hakan çift. Alkol almıyordu o zaman. Artık alıyor. O zaman almıyordu. Evet. Tekiler mi şu an? Bacaklar nasıl yanmış? Arkadaşlar ben çok yanmışım. Çok güzel olmuş. Şey oldu işte. Aynen kadar. Bronz. Sekmete gidiyorum. Bronz sağ ol. Kapatıyorum siz şarjınızı. Mesela oyun oynarken belki özel muhabbetler geçiyor şu an. Kübra'cığım yaptı aslında ama. Kübra'nın şeyini, omletlerimiz hazır. Götürüyoruz. Götüreyim aşkım. Götürüyoruz. Bride kahvaltı... Bride kutlaması yaptığımız yerde bugün de kahvaltı yapıyoruz. Soframız bu şekilde. Bride'larımızla. Eğer bir tatil pazar günü denk geliyorsa kesin ben Moya'ya giyiyorum. Sunday Funday mayomla. Kahvaltı yapacağız şimdi. Ay dilim ne güzel çıkıyorsun. Hayatım. Gideceğim seni. Kızlar saat 2 otobüsüyle gidecek. Onlar çünkü acilden hiç çok rahatsız oldukları için ve yarın işlerine gitmek zorunda oldukları için hiçbir otara hani kaldıramayacakları için otobüse gidecekler Tutku'yla Tuğçe. Hayır. Tutku'yla Kübra. Biz de Büşra'yla, Büşra da otobüs yolculuğunu hiç sevmiyor. Ben de hiç sevmiyorum diye. 21.55'teki uçakla gideceğiz. Bakalım ne kadar röter yiyeceğiz. Her uçuşlar röterli gidiyor bu sıralar. Niye öyle hiçbir fikrimiz yok ama. Buradan da normalde saat 11'de çıkmamız gerekiyordu. Ama işte Alper Bey bu evi Airbnb'den tuttuk biz. O Alper Bey şey dedim. İstediğiniz saatte çıkabilirsiniz. Sizden sonra gelecek kişi yok dedi. Onun için bayağı bir evde takılacağız. Havuza falan gireceğiz. Bu keyifli, güzel bir gün olacak. Gidiyoruz şimdi kahvaltı yapacağız. Kızlar biraz erken gidecek. Onlar gitmeden şimdi son bright touch'larımızla havuzda bir yüzmeceler yaşayacağız. Kızları gönderdik. Gitti onlar. Şimdi biz de son toparlamalardayız. Şu masanın dağınıklığının sebebi o. Kızlar İzmir'e götüreceklerini falan da ayarladılar. Ya bayağı bir şey kaldı. Kalanları da arabayla geldikleri için arabayla direkt götürürler diye düşündük. Ben de valizimi hazırladım. Birazdan valizimi indireceğim. Onu yapmadan önce size hemen son durumu anlatacağım. Şöyle ki benim uçuşum 10'da. Aynen 9.55'te. Ve tek ben kaldım. Büşra derken gitmeye karar verdi. Tek başıma ben kaldığım için aslında ev sahibi hani istediğiniz saatte çıkabilirsiniz. Sadece bana çıkmadan önce haber verin dedi ama ben tek başıma o kadar saat durmak istemedim burada. İstesem durup buradan kendi de gidebilirdim ama yani ne yapacağım oldum açıkçası. Cansu ile Dilara İzmir'e gidecekler arabayla. Saat 3 gibi yola çıkarız. Çok karanlığa kalmayalım diye düşünmüşlerdi. Ben de beni dağıtın dedim. Beni de Havaş'a atacaklar. Havaş'tan işte havaalanına gideceğim. Hani yolumda bir saat falan sürse Dalaman Havaalanı'na gideceğim. Biraz havaalanında takılacağım boş beleş açıkçası. Ya zaten tek başıma ne yaparım? Tek başıma yapacak çok da bir şey yok. İyi düşündüğüm için bu mantıklı geldi. Havaalanında bakalım neler yaşayacağız sizinle. Bir de umarım uçak rötar yemez ya. Yani. Uçak rötar yerse çok çok beklemiş olacağım. Saatler yani saatlerim havaalanında geçmiş olacak. Umarım öyle bir şey olmaz. Kız... Yüzümü yırttım. Tırnaklarım biraz gereğinden fazla uzamış ve yüzümü yırtıp duruyorum şuralarımı falan. Neyse. Kızlar da son hazırlıklarını yapıyorlar şu an. Ben eve gittiğimde duş alacağım için şu an hiç hatta saçlarıma bir bakım falan yapıyorum. Çok çok yıprandılar. Hiç bakmadım. Deli sınır indi.
Şimdi ben de indireceğim. Neydi? Aşkı Memnu Veda. Aşkı Memnu Veda. Ben de indireceğim. Şimdi kendim valizi indirirken havalı bir çekim yapacağım kendime. O da kurumuş ya. Bayağı kurumuş. Enteresan bir şekilde kurumuş yani. 15 kilo sal. 15 kiloya kesin geçtim ben ha. Emre Hoca'yla biraz zorlanmışım. Kesin bu 15 kilo bandı havalı ya. Kaç lira alıyorlar 15 kilodan fazla ya? Aşkım yani... Evet dayanamıyorum. Yanına alabileceğim şeyler varsa al yanına ekstra el bagajı olarak. Mesela şey böyle deniz çanta gibi al içine doldur. Şunu alıyorum da bir çanta bir de el çantası mı alsam ki? Yani. Çünkü bu biraz 15 kilo sal hissettirdi bana. Çok ağır ya, yok yok bu biraz abartı. Kabin bagajı yaptım bunu. Bu da normal bagaj. Sakin. Artık tıkma aşamasına geldim. Bir tık sinirlendiğim için. Bu arada valizim o kadar karışık ki bekar aileler için iki tane yeşil elbise getirmiş, onları görmemişim bile. Bir böyle. Bu 15 kilonun altındadır bence. Gerçekten çok yoruldum. Saçlarımı toplamam lazım. Bence bu çok... Oha 15 kilonun kesin altında bu. Ben de taşıyabilirim. Bir bu, bir bu. Kombinim de bu olmayacak. Daha farklı ama. Kombinim, havalı kombinim böyle olduğu için. Vlog çekemeyebilirim havalında giderken gelirken. Oturduğumda çekerim. Görüşürüz. Bagajı 2 saat önce verebiliyormuş. Uçuştan 2 saat önce. Uçuşum 21.55'te. 10 desek bana. 2 saat önce 8'de vereceğim. Yaklaşık 2 saatim falan var. Oturdum ben bir şeyler yedim size. Bunları göstermedim. Kalabalık yatacağım. Birazcık takılacağım böyle. Tabletimi yolda izleyecek bir şeyler indirdim. Belki rotin olur, belki bir şeyler olur diye. Şimdi tam da. Aşağıda bir tane kabine koyacağım. Etrafta insanlar var. Çok da tek taşımayayım, bir tek tanıdım. Dayama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. İçeri girdikten sonra tam uçağa girerken de tekrar size haber vereyim. İnşallah rötar yemeyiz. En büyük umudum şu an rötar yememek. Güncelleme yapayım. Saatimiz 18.35 ve günün ilk rötar bilgilendirmesi geldi. Yani yanımda geçen insanlar falan da konuşuyordu. Rötarsız bir uçuş yapamıyoruz artık diye herkes konuşuyor. Onların da uçakları uçuyormuş ama insanların konuşmalarında kulak misafir oldum yanlışlıkla da. Bakın ilk 21.55'teydi uçak, yanlış hatırlamıyorsam. 22.25'e ertelendi. Bu daha iyi ki ertelememiz. Bakalım. Bakın ben gidebilecek miyim Ankara'ya acaba? Herkes çoktan yerine varmış olacak. Kızlar Afyon'daymış şu an. Otobüste gidiyor Kübra Ötüsü demişim. Onlar Afyon'daymış. Bakalım yani ben ne zaman eve varacağım? Heyecanla bekliyorum hayatım. Neyse bir sürü şey aldım yanıma. Prizlerin de hemen dibindeyim. Şimdi şu sağ taraftaki masayı görüyor musunuz bilmiyorum ama sağ tarafta küçük bir masa var. Orada şarj alet var. Şu an birileri oturuyor diye şarj etmiyorum ama. Burası iyi. Burası iyi. Akşam yemeği falan da yerim. Çok reklam gibi dibimde görünüyor ama gerçekten reklam değil arkadaşlar. Arkadaşlar bir otor daha yedik. Hayırlısı. Gerçekten hayırlısı diyorum. Neler olacak heyecanla bekliyorum. En son kere otorda duruyor. Bakalım. Elim yüzüm iyice kaydı. Çok korkunç durumdayım şu an ama boş ver. Tek gözüm korkunç şişmeye başladı. Kronik defritsel sorunlar yaşıyorum şu an. Halledeceğim. Eve dönünce her şeyi düzenleyeceğim. 10 gün çok tatildeydim. Sağlığıma falan da çok dikkat edemedim. Gözümün temizliğine dikkat edemedim. Çok denize girdim falan. Normal. Düzelecek. Kapı belli şu an. 33 numara diyor. 21. Saat şu an 22. Eğer bir otar daha yemezsek 45 dakika sonra uçak kalkacak. Bakalım.
uçağın kalkmasına yarım saat kala, yani yaklaşık 15 dakika sonra kalkıp kapıya doğru gitmeyi düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa, kahve aldım bir tane, onunla takılıyorum. Bir video editledim, reel editledim, onu ekledim, bir post editledim. Güzel çalıştım aslında. Yani bu zaman nasıl hakkında çok anlamadım açıkçası. Sürekli bir şeyler yaptığım için çok fazla böyle şey olmadım hani. Size bakmaya çalışıyorum. Çok fazla aşağıya bakıyorsam kusura bakmayın. Kameraya hala alışma dönemindeyim ve böyle sürekli çekim açısıyorum, arkadan birileri geçiyor mu diye bakma şeyi hissediyorum ama alışacağım ve hep size bakacağım. Neyse, umarım sesimi de duyuyorsunuz. Şu an çok kalabalık, havalı olduğum için sesim de birazcık şey çıkıyor olabilir. Neyse, son 15 dakika diyelim. Umarım bir ötar daha yemezsek hızlıca eve gideceğimi umuyorum. Saatimiz 1:30 ve Ankara'ya iniş yaptık. Şimdi bagajımı bekliyorum. Bagaj da hızlı gelirse inşallah saat 1 gibi falan evde olacağım. Yine iyi. Hızlı kalktı, hızlı indi. Çok büyük bir sıkıntı olmadı. Yani rötar sadece 2 kez oldu ve 1 saatlik bir rötar olmuş oldu. Bir sıkıntı yok. Bakalım bagaj da gelsin. Evime geçeceğim inşallah. Tık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Artık tek partta bekledim, iki partta bekledim. Hiçbir fikrim yok. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi bagajım gelecek inşallah. Bagajlar gelmeye başladı. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.